Bu videoda rahim miyomlarından bahsedeceğiz. Miyom, tanım olarak vücudumuzda bulunan, çizgili olmayan düz kas hücrelerinin sayılarının çoğalmasıyla meydana gelen kitleleri anlatır. Düz kas hücresi pek çok organımızda var. Örneğin midede var. Demek ki midenin miyomları görülebilir. Damarlarımızda var. Demek ki damarların miyomları görülebilir. Rahimin neredeyse tamamı düz kas hücrelerinden oluştuğu için rahim miyomları sıkça görülür. Her 5 kadından birinin miyomu vardır. Miyom kelimesinin eş anlamlısı mesela fibroid duyabilirsiniz. Mesela leiomiyom duyabilirsiniz. Mesela fibrom duyabilirsiniz. Miyomları rahimin içerisindeki yerleşme durumlarına göre sınıflandırabiliriz. Rahimin dışına doğru büyüyenler, rahimin dış kısmına seroza dendiği için subseroz miyomlar olarak adlandırılır. Rahimin iç boşluğuna doğru büyüyenler, endometriyuma doğru büyüdüğü için submüköz miyomlar ismini alır. Rahimin kas tabakasının içinde büyüyenler ise intramural miyomlar olarak adlandırılır. Miyomların bulunuş yerleri, belirtilerini, tedavi şekillerini, ne şekilde tanı konacaklarını etkileyebilen durumlardır. Miyomlar kimlerde görülür? Aslında miyomlar bütün kadınlarda görülebilir. Az önce de söylediğim gibi her 5 kadından birinin rahiminde miyom vardır. Ama miyomlar özellikle yetişkin, çocuk doğurma çağındaki kadınların hastalıklarıdır. Çünkü miyomu büyüten temel faktör östrojen hormonudur. Östrojen ne kadar yüksekse o kadar miyomunuz daha fazla olacak ve daha çabuk büyüyecektir. Bu yüzden henüz ergenlik çağına gelmemiş, dolayısıyla östrojeni olmayan bir kızda miyom görülmezken menopoz sonrası yaşlarda miyomlarda küçülme görünür. Yeni miyomlarda çıkmaması gerekir menopoz sonrası yaşlarda. Miyom hastası bize ne gibi belirtilerle gelir? Bir defa kanama ile ilgili düzensizlikler miyomun sık rastlanan belirtileri arasındadır. En sık rastlanan demiyorum çünkü aslında miyomların büyük bir çoğunluğu belirtisizdir. En sık belirtisi hiç belirti olmamasıdır miyomlarda. Ama belirtisi olan hastalarda en sık görülen ise kanama ile ilgili bozukluklardır. Neler olabilir? Örneğin adet kanamasının şiddetli olması, uzun sürmesi miyomun önemli belirtilerinden birisidir. Özellikle rahim içerisine doğru büyümüş, rahimin iç boşluğunu genişleten miyomlarda kanamanın daha şiddetli olması sık rastlanan bir durumdur. Yine adet kanaması dışında ara kanamaların olması miyomlar için sık rastlanan bir belirtidir. Yine rahimin iç boşluğuna doğru büyüyen miyomlarda görülür. Halbuki rahimin dışına doğru büyüyen miyomlar genellikle kanama ile ilgili problemler yapmazlar. Adet kanamaları daha ağrılı olabilir. Özellikle rahim çıkış kanalını daraltan miyomlarda ağrı sık görülür. Tabii şiddetli kanama, uzun kanama gibi durumlar kansızlık şeklinde hastaların bize başvurmasını da sağlayabilir. Bir diğer belirti grubu da ağrılardır. Miyomlarda ağrıya nadiren rastlanır ancak miyom çok hızlı büyüyorsa veya dış tarafa doğru büyümüş ve çevre organlara mesela idrar torbasına mesela böbrekten boşaltma yapan idrar kanallarına mesela bağırsaklara baskı yapıyorsa bu tür miyomlarda ağrı görülebilir. Tabii baskı belirtileri dışında miyomun çabuk büyümesi ya da çok büyük çaplara ulaşmasıyla karında şişkinlik tarzında belirtiler de görülebilir. Miyomlar büyümeleri için herhangi bir engel olmadığı için çok fazla büyüyebilirler bazı zamanlarda. Tabii bazen miyom hastaları bize ben gebe kalamıyorum diye gelir. Doğrudur, özellikle yumurtalık kanallarını tıkadığı durumlarda veya rahim içerisinde gebeliğin yerleşeceği yerleri daralttığı durumlarda miyomlar gebeliğe engel olabilir ve bazen miyomlar gebeliğin yerleşmesini bozabileceği için düşüklere de neden olabilir. Düşük şeklinde belirtilerle de bize gelebilir. Miyomların bu belirtileri dışında yarattığı sorunlar nelerdir? Yani komplikasyonları diyoruz biz bunlara. Komplikasyonları nelerdir? Sık görülen miyom komplikasyonlarından bir tanesi torsiyondur. Torsiyon ne demek? Torsiyon saplı bir oluşumun kendi sapının etrafında dönmesi ve bu dönmenin sonucunda kan dolaşımının bozulmasıdır.
Ne olur? Böyle bir durumda miyom bağlı bulunduğu yerde kan dolaşımı olmadığı için sanki yabancı bir cisimmiş gibi belirtiler oluşturur. Hastamızın şiddetli ağrıları olabilir, başka hastamızda bulantı kusmalar meydana gelebilir, ateşi yükselebilir ve torsiyon olmuş yani burulmuş diyelim, güzel bir tanım oldu. Burulmuş bir miyomda, burulduğu yerden koparak başka bir organa, karın içine doğru uzanan bir miyomda bağırsağa yapışabilir ve bu şekilde hayatını parazit gibi başka bir organ üzerinde sürdürebilir. Bu yüzden bunlara parazitik miyomlar ismi verilir. Bir miyom hastası geldiğinde, miyom tanısı olarak gelmek zorunda değil, kanama düzensizliği şikayetiyle de gelmiş olabilir. Tabii temel olan hastanın ne gibi belirtileri olduğunu öğrenmek bizim için. Belirtilerini öğrendik, sonra muayene ettik. Rahim normalden daha büyüktür. Miyomlarda rahim biraz daha sert olarak elimize gelir. Tabii büyümüş bir rahim olduğunda aklımıza gebelik de gelmeli aslına bakılırsa. Gebelikte de rahim büyümüştür ama daha yumuşaktır nispeten. Ama miyomlar daha büyüktür, daha serttir. Miyom olan bir hastanın rahimi tam böyle top gibi değildir de bir patates çuvalı gibi sağdan soldan büyümeler yapmış olabilir. Bunlar tabii muayene belirtileri ama bizim muayeneye en çok yardımcı olan tanı yöntemimiz ultrasonografi. Mümkünse yani hastamız bakire değilse vajinal yoldan ultrasonografi en doğrusu olur. Ultrasonografi ile miyomların yerlerini, büyüklüklerini, ne tarzda problemlere yol açabileceklerini ve aslında nasıl tedavi edilebileceklerini de gayet güzel tahmin edebiliriz. Bazen özellikle çok büyük miyomlarda vajinal ultrason işimize yaramayabilir. Böyle durumlarda karından ultrason yapmamız veya başka tanı yöntemlerine geçmemiz de gerekebilir. Bu tanı yöntemleri arasında özellikle tomografi, manyetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleri de kullanılabilir ama hiçbir hasta ultrason yapılmadan doğrudan doğruya tomografi veya manyetik rezonansa alınmaz. Rahimin iç boşluğuna doğru büyüyen miyomlardan şüpheleniliyorsa, iç boşluğun bir gebeliği taşıyıp taşıyamayacağını anlamak için rahim filmi histerosalpingografi yapılabilir. Rahim filmi genellikle gebe kalamayanlarda yapılır. Miyom olanlarda da gebelik problemi yoksa çoğu zaman histerosalpingografiye yönelmeyiz. Tabii histerosalpingografiye çok benzeyen salin infüzyonu denilen rahimin içerisine serum fizyolojik verdiğimiz ve ultrasonla yine görüntülediğimiz yöntemler kullanılabilir. Bunun dışında rahim iç boşluğuna doğrudan doğruya bakabiliriz. İçeriye doğru sarkan miyomlarda aynı zamanda miyomun oradan çıkartılması, küçültülmesi, bunun için tıraşlama işlemi yapılabilmesi için rahimin içerisine optik cihazla bakılıp tıraşlama yapılabilir. Buna da histeroskopi ismi veriliyor. Miyomlar rahimin dışına doğru büyümüşlerse tanı için ve aynı zamanda miyomun çıkartılması için laparoskopi uygulanabilir. Aslında rahimin kas tabakasının arasına doğru büyümüş olan miyomlar da yine laparoskopi ile çıkartılması mümkün oluşumlardır. Miyomlarda ne zaman tedavi gerekir? Her miyom tedavi gerektirir mi? Hayır, her miyom tedavi gerektirmez. Her 5 kadından birinin miyomu olduğunu düşünürsek, her 5 kadından birini sırf miyomu var diye tedavi etmeye çalışmak yanlış bir yaklaşım. Bunun yerine miyomlar özellikle belirti veriyorsa, verdiği belirti, örneğin kanama belirtisi, başka ilaçlarla tedavi edilemiyorsa o zaman miyomlar tedaviye alınmalıdır, gerekirse ameliyat edilmelidir. Bunun dışında miyomlarda hızlı büyüme gerçekleşiyorsa miyom mutlaka tedaviye alınmalı, incelenmelidir. Miyom gebelik oluşmasına engel oluyorsa miyomlar tedavi edilmelidir. Peki nasıl tedavi edeceğiz miyomları? Miyom tedavisinde her tedavide olduğu gibi önce ilaçlarla tedavi yapılması gerekir, denenmesi gerekir. İlaçlarla miyom tedavi edilir derken ilaçla miyom yok edilemez. Bu tamamen yanlış bir yaklaşım. Miyomu ilaçla yok ediyoruz veya küçültüyoruz, doğru değildir. Miyom ilaçla tedavi edilemez. Hatta miyom ilaçla kalıcı olarak küçültülemez de. Ne demek kalıcı olarak küçültülemez? Miyomlarda bizim ilaçla tedavi ettiğimiz temel durum kanama düzensizlikleridir. Kanama düzensizliği olan bir kadında örneğin şiddetli kanayan veya uzun süre kanayan veya sık sık kanamaları gelen veya adet dışı ara kanamaları
kanamaları olan bir kadında kanamayı düzenlemek için hormonal yöntemler kullanılabilir. Bunlar arasında sıkça başvurulan bir yöntem de doğum kontrol ilaçlarıdır. Diğer taraftan şiddetli kanayan bir hastada progesteron hormonu içeren spiraller rahim içine yerleştirilerek kanama azaltılabilir, hatta kesilebilir. Özellikle rahimin iç boşluğuna doğru uzanan miyomlar değil de rahimin kas tabakasının arasında gelişmiş miyomlarda spiraller daha çok işe yarayacaktır. Hormonlu spiraller daha çok işe yarayacaktır. Bir diğer tedavi yöntemi gonadotropin salgılatıcı hormon analoglarıdır. Bu garip bir isim değil mi? Biraz uzun bir isim. GnRH analogları olarak da kısaltılmış olarak söylediğimiz bu ilaçlar aslında kadınlarda normal olarak salgılanır ama pulslar halinde, yani aralıklar halinde salgılanır. Bunun sürekli yüksek kalması tam tersine kadının östrojen hormonu üretimini ve yumurta gelişimini baskılar, azaltır. Östrojen hormonu azalınca miyomun büyümediğini, hatta biraz küçülebildiğini söylemiştik. Ama GnRH analogları aslında bir nevi menopoz meydana getirir. Bu yüzden yıllarca biz bununla tedavi edelim, doğru bir yaklaşım değil. Ya ne yapmalıyız? Biz eğer bir hastayı ameliyat etmeyi düşünüyorsak, böyle bir durumda önce miyomu biraz küçültelim ki ameliyat daha az zararlı bir ameliyat olsun diye tamamen geçici süre. Bu geçici süre çoğunlukla 6 ay kadardır. GnRH analoglarıyla tedavi yapabiliriz. GnRH analogları enjeksiyon şeklinde, cilt altı enjeksiyon şeklinde kullanılan ilaçlardır. Tabii miyomlarda çoğunlukla biz tıbbi tedaviyle kanamayı düzeltiriz ama tedavi edemediğimiz, kanamasını düzeltemediğimiz hastalarımızda cerrahi yöntemleri kullanmamız gerekir. Cerrahi tedavide ilk amacımız miyomu çıkartmaktır. Yani miyomektomi yapmaktır. Eskiden buna enükleasyon da denirdi. Çekirdeğini çıkartmak gibi bir anlamı var enükleasyonun. Miyomun çıkartılması tabii ki rahimini korumak istediğimiz hastalarda önemli bir yöntem. Miyomu çıkartmak için kapalı ameliyat dediğimiz karın boşluğuna delik açılarak girilmesi yöntemiyle yapılabilir. Histeroskopi dediğimiz rahim içine doğru uzanan miyomlarda vajinadan rahim ağzını geçerek rahimin içerisine kamerayla bakıp elektrikli bıçaklarla keserek yapılabilir histeroskopik olarak veya açık cerrahi yöntemi uygulanabilir miyomların çıkartılması için. Hangisi tercih edilmeli denirse elbette ki kapalı yöntemin tercih edilmesi daha doğru olacaktır. Ama özellikle miyomların sayısının çok olduğunu bildiğimizden ve çok küçük miyomları çıkartamayacağımızı da bildiğimizden, miyomu olan bir kadında o miyom alınsa da yeni miyomların çıkabileceğini bildiğimizden, rahime ihtiyacı olmayan yani çocuk doğurma planı olmayan kadınlarda rahim tamamen çıkartılması düşünülebilir. Buna histerektomi ismi verilir. Histerektomi ameliyatı çocuk düşünmeyen ve yaşı 40 ya da üzerinde olan kadınlarda miyom sebebiyle öncelikle tercih edilmesi gereken ameliyatlar arasındadır. Rahimin çıkartılması histerektomi de yine laparoskopik yolla, kapalı yolla yapılabileceği gibi vajinal yoldan çıkartılabilir ya da açık cerrahi, karnın kesilmesiyle de rahim çıkartılabilir. Hangisi tercih edilir denirse elbette laparoskopik yolla, kapalı yolla rahimin çıkartılması, histerektomi yapılması tercih edilmelidir. Bunun dışında miyomları besleyen damarların tıkanması ve bu şekilde miyomun küçültülmeye çalışılması, MR eşliğinde ultrasonla miyomların küçültülmeye çalışılması gibi deneysel tedaviler de var. Fakat bunların etkinlikleri ve kalıcılıkları hala soru işareti. Bu yüzden eskiden beri uyguladığımız cerrahi yöntemler, miyomektomi veya histerektomi hala cerrahi yöntemlerin başında geliyor. Evet, miyomlar her 5 kadından birinin sorunu. Miyomlarda tedavi etmek için, tanı koymak için öncelikle hastanın belirtilerine dikkat etmek gerekir. Tanı koymanın temel yöntemi ultrasonografi ile miyomların görüntülenmesidir. Tedavide ilk çabamız ilaçlarla kanamayı düzeltmek. Eğer olmuyorsa ikinci, son aşamada ameliyat etmeyi düşünmek, ameliyat düşünülüyorsa açık değil kapalı ameliyatı tercih etmek en doğrusu olacaktır.